değerlendirmeler yaptığınız yani, için bilginiz varsa diye onun ben için soruyorum. Ben de şimdiye kadar böyle bir şey duymadım. AYUPAKİSTAN şeyi var, dokümanı var, raporu var, teknik raporu. Evet. ISO 17043 var, 13528 var. Hepsini değerlendirme kriteri olarak eğer Z skoru kullanıyorsanız küçüktür, evet. Küçük eşit 2, evet. 2 ile 3 arası 3'ten büyüktür gibi bir şey, bilmiyorum. Yani bu akreditasyonu olan bir yeterlilik testi düzenleyicisi mi? Yeterlilik testi düzenlerken 17043'e göre mi düzenliyor ya da geçmişte ISO Guide 43 TÜREB'ine göre ya da AYLAK G13'e göre mi düzenliyordu? Şu an organizasyon şeyini, kuruluşunu tam hatırlayamıyorum. Ama rastgele elime geçmiş olan bir Z skoru değerlendirmesiydi bu tabloda. Değişik işte katılımcıların parametreler karşısındaki Z skorlarını vermişlerdi. Bir yerde de hatalı negatif. Hiçbir anlam veremedim. Ama yeterli testi sağlayıcısı... Böyle bir durumla karşılaşırsam ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Yeterli testi sağlayıcısını seçerken dikkatli olmak gerekiyor. Yani onu düzenleyen kurum, kuruluş bunun işi yapmakla yetkin mi? 17043 akreditasyon belgesi var mı? Artık onunla ilgili, çünkü akreditasyon belgesi yaygın birçok yerde de var ya, evet. Da ona göre yapıyor sistemini. Evet. Böyle bir değerlendirme kriteri yok yani. Bu hususta bir detay edinirseniz yarın, evet, bir paylaşımda biraz daha bakalım, değerlendirelim. Şu an yanında olan bir şey yarın değil. Olabilir, yani elektronik portalı değil. E-postayla da gönderebilirsiniz, bakarız o zaman. Rastgele evet, karşılaşmış tamam. Olduğum bir şeydi. Z-score tablosuydu bu benim de. İncelerken o dikkatimi çekti. Bir bilgi paylaşımıyla daha iyi bir noktaya lütfen günlük haftalık doğrulama testlerimizi üyesi bulunduğumuz, örneğin ASTM numunesi kullanan bir çevrim ve sonucunu bildiğimiz bir numune ile yapabilir miyiz? Çünkü CRM bazen ekonomik olmayabiliyor. Bu uygunsuzluk mudur? Kalite kontrol amacıyla herhalde soruluyor. Kalite kontrol numunelerinizde illaki CRM, illaki referans malzeme kullanmanız gerekmez. Oradaki amaç tekrar üretilebilirliğinizi veya tekrarlanabilirliğinizi takip etmektir. Dolayısıyla sonucun doğruluğuyla aslında ilgilenmeyiz. Yani bizim bahsettiğimiz X şartlardan bahsederken. Orada ilgilendiğimiz durum, validasyon şartlarında hesaplamış olduğunuz tekrar üretilebilirlik ya da tekrarlanabilirlik değerlerinin halen daha geçerli olup olmadığınızı takip etmeniz. Dolayısıyla herhangi bir numarayı kalite kontrol örneği olarak hazırlayıp gerekli işte homojenizasyon şartlarını, depolama şartlarını sağladıktan sonra belirli aralıklarla kendi kendinizi kontrol edebilirsiniz. Bunun illaki CRM olması gerekmiyor. Başka görüş olan varsa? Buyurun. Ben de hemen küçük katkıda bulunayım. Arkadaşlar tam tersine aslında bu tip çalışmalarda kullandığınız normal uygulamayı temsil etmesi lazım. Rutinde ne kullanıyorsanız, mümkünse bulabiliyorsanız rutinde ne kullanıyorsunuz bu tip çalışmalarda onu kullanın. Referans malzemeler özel şekilde hazırlandığı için, özellikle içindeki gayri safiyetler uzaklaştırılmasından falan dolayı her zaman gerçeği dahi temsil etmeyebilir. Rutini en iyi rutin temsil eder. Bulabiliyorsanız tercihen de rutin kullanın. Bir şey daha söyleyeyim. Birkaç laboratuvarla ben karşılaştım. CRM kullanmayı, tabii ki iyi bir şey CRM kullanmak. Ama değerlendirirken sadece doğruluğuna bakarak değerlendiriyorlar. Ama ne derece tekrarlanabilirlik yaptığını izlemiyorlar. Yani bir grafik oluşturabilirsiniz, oluşturmayabilirsiniz ama tekrarlanabilirliğinizi izlemeniz lazım ya da tekrar üretilebilirliğinizi. Bunu CRM ile izlemek tabii ki biraz pahalı bir yöntem. Taylan Bey'in de dediği gibi rutin analizlerde, yani akredite olduğunuz matriks neyse o matrikse uygun, mümkünse aynı matriksi bulup orada tekrar üretilebilirliğinizi devamlı izlemeniz lazım. CRM tamamen laboratuvarın tercihi. Doğruluk açısından, belki doğruluğunuzu bakmanız açısından daha seyrek olarak, yaparak kendinizi kontrol edebilirsiniz. Ben burada bir şey diyebilir miyim? Tam ortada hocam, tam karşıma. Ahmet Ceyhan Gören, TÜBİTAK Ümmü'den. Aslında tabii bir iki farklı kavram var. CRM sağlayıcıları ISO Guide 34'e göre CRM'leri sağlıyorlar. Tabii biz genellikle aslında CRM kullanmanın daha ziyade izlenebilirliği SI birim mole transfer etmek için bir araç olarak kullanmamız daha mantıklı. Çünkü bu kadar pahalı bir işlemin gerçekten kullanmanın bir anlamı yok sistem içerisinde. Bunun en yaygın örneğini biz nerede görüyoruz? Tıbbi laboratuvarlar bu konuda çok güzel çalışıyorlar. Tıbbi laboratuvarlar bu tür testleri level 1, level 2 şeklinde ayırmış ve kendilerine bu kontrol materyallerini sık sık kullanıyorlar.
Dolayısıyla CRM'leri daha ziyade izlenebildiği SI vermek için kullanmanın daha doğru olduğunu, daha gerçekçi olduğunu, daha az maliyetli olduğunu düşünüyorum. Bu alanlarda çok fazla şey var aslında, kontrol materyalleri var piyasada. Onların kullanılması daha mantıklı sistem içerisinde diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz katkınız için. Akredite işletmede, laboratuvarda müşteriyle iletişimin kayıt altında olması konusunda sadece sözleşmenin varlığı yeterli midir? Bu sanıyorum tek görevi laboratuvarcılık olan bir sizin sorunuz mu? Biraz önce aslında yine değindik ama sertifika referans malzeme kullanmak gereksizdir demiyorum zaten. Tabii ki iyidir ama bir günlük kalite kontrol amaçlı, yani bizim bahsettiğimiz laboratuvar için kalite kontrol için şart mıdır? Değildir. Ama siz varsa kullanmak istiyorsanız kullanırsınız. Şart değildir, o sizin dediğiniz hani raf ömrü açısından bakarsanız bunun sağlayıcısı olarak, yani siz kendiniz hazırladıysanız bunu sizin temin etmeniz gerekiyor. Zaten orada raf ömrü açısından kalite kontrol chartlarında, grafiklerinde sapmayı kendiniz göreceksiniz. Kalite kontrol grafikleri için illaki sertifika referans malzeme olmalıdır diye sorgulanmaması lazım. Yani bu konuda bir sorgulanıyorsanız itiraz etmeniz lazım. Bir şey ekleyebilir miyim? Sizin İngil Tokman, TÜBİTAKUMEDER katılıyorum ben de. Ahmet Bey'in söylediği gibi kalite kontrollerde sertifikalı referans malzeme kullanmanız gerekmiyor, pahalı olduğu için. Ama referans malzeme veya kontrol malzemeleri olarak satılan malzemeleri kullanabilirsiniz. Sertifikalı referans malzemenin izlenebilirliğinizi göstermek, gerçekliğinizi göstermek için kullanmanız gerekiyor. Teşekkür Çünkü ederim. Çok pahalı malzemeler. Evet, ekonomik değil. Buyurun lütfen. Kaldığı yerden size bir soru yöneltmiştik. Akredite işletme laboratuvarlarında müşteriyle iletişim kayıt altına alınmalı mıdır? Burada standartın 4.4 maddesi çok açık. Talep, teklif ve sözleşmenin gerçekleştirilmesi süresince deneyi etkileyebilecek her tür görüşmenin kayıt altına alınmasını talep eder. Ama bunun haricinde süreçte her müşterinizle her konuda yapmış olduğunuz görüşme kayıt altına alınmalıdır diye bir talebimiz yok tabii ki. Bu maddeyi 4.4 kapsamında değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki soru, laboratuvara cihaz ilk alındığında kalibrasyon sertifikası ile birlikte geliyor. Analiz yapılmadan önce TÜRKAK onaylı bir kalibrasyon firmasında kalibre edilmelidir. Yani hizmete alınmadan önce herhalde TÜRKAK onaylı bir kalibrasyon firmasında kalibre edilmelidir sorusu. Hayır, böyle bir şart yoktur. Şayet ilk gelen sertifika akredite bir laboratuvarın güncel, geçerli bir sertifikası ise, tarihi dolmamış, yürürlükte olan bir sertifikası ise o zaman bunun yeniden kalibre edilmesi gerekmez. Bir de cihazdan cihaza değişen durum vardır. Bu şayet bir terazi mesela ise o zaman onun yerinde ilk çıkış noktasında yapılmış olan kalibrasyonun gayet tabii ki geçerli olmayacaktır. Kurulduğu yerde kalibre edilmesi gerekecektir. Cihazdan cihaza değişen bu tür hususiyetler var. Buyurun. Üretici firmanın kalibrasyonunun izlenebilirliği sorgulanabilir. Ve ne kadar ciddi, derinlikli ve olması gereken bir kalibrasyon olduğu hususunda güçlü bir delil ortaya çıkmayabilir. Bunun için bu tür cihazların akredite laboratuvarlarda izlenebilirliği net olduğu laboratuvarlarda kalibre edilmesi lazımdır.
Sorunun devamı laboratuvarda kullanılan cam malzemelerin kalibrasyonu yapılmalı mıdır? Herhalde kimyacılar daha iyi cevap verir. Ben bir şeyler söyleyebilirim ama buyurun. Böyle bir şart var mıdır? Cam malzemelerin kalibrasyonu şart mıdır? Arkadaşlar cam malzeme de bir ölçü aleti değil mi? O da bir hacim ölçüm aleti. Hacim ölçüm aleti olduğuna göre tabii ki kalibrasyonları yaptırması gerekir. Ama belki ara doğrulamalarını, hani bunu ara doğrulamalarını iyi yapmak kaydıyla 3 yılda bir kalibrasyon periyodu koyarsınız. Ama bir bilmek adına bunu bana sorarsanız kesinlikle yapılması gerekir. Yani aynı mantık, o zaman diyelim cam eşya aldık, o zaman şeyin suçu ne, gelen arkadaşına dedi ya, kalibrasyon sertifikasıyla geldi, o zaman ona da güvenelim. Yani o zaman siz bir imalata güvenmiş oluyorsunuz. A tipi diyor cam eşyanın üstünde, B tipi diyor, alıyorsunuz, bunun hiçbir kalibrasyonu falan vesaire yok. Yani bu da çok hakikaten karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi. Ben kendi adıma çok önemli olanları, özellikle mesela bir pipetler, mikro pipetler, bunu deneyde çok önemliyse, deney sonuçları üzerinde etkiliyse, ölçüm belirsizliği de belki oradan gelen ölçüm belirsizliği toplam ölçüm belirsizliği içerisinde büyük bir paya sahipse mutlaka kalibrasyon yaptırılmalı. Ancak ondan sonrasında da bilmiyorum öyle bir soru var mı ama hani her yıl değil belki 3 yılda bir, 4 yılda bir kalibrasyon işlemlerine tabi tutulmalı ama belirli periyotlarda ara kontrol yapılmak kaydıyla diyorum. Bir cümle ben eklemek isterim bu konuya. Bu tür cam malzemelerin kalibrasyonu için bazı hallerde rastlıyoruz. 6 ayda bir, yılda bir kalibrasyon yenilemeleri oluyor. Bunun çok anlamlı olmadığı haller çok yaygın. Dolayısıyla bu kadar sık kalibrasyona tabi tutulmaması gerekir herhalde. Metot validasyonuna katılan personellerin ayrılması durumunda yeni personelle validasyon çalışması yenilenmeli mi? Ölçüm belirsizlikleri yeniden hesaplanmalı mı? Benzer bir soru vardı. Çok kısa bir tamamlayıcı cevap alabilir miyiz? Zahide Sazlı, Doktor Lab'dan gelmiş. A şıkkını cevaplamıştık. B şıkkına bakalım. Ölçüm belirsizlikleri yeniden hesaplanmalı mı? Yeni gelen personelin verilerine bakacaksınız. Oradan gelen örneğin o personelle ilgili kesinlik eğer oradan alıyorsanız personelden geleni. Ölçüm belirsizliği içerisinde diğerlerine göre daha büyük bir paya sahipse revize edeceksiniz. Yoksa hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ölçüm belirsizliği aynen kalır. Ufak bir şey koymuşlar, mevcut personel ayrılması durumunda. Yani eski personel hiç kalmıyor, yeni personel geliyor sadece. Öyle bir durumda eski validasyon verilerini kullanmaması lazım. Ha evet, ama şimdi zaten bütün personel yeterli. Laboratuvarda 3-5 kişi çalışıyor, bunlardan bir tanesi ayrıldı. Yani eğer siz ölçüm belirsizliğinde o ayrılan personelden gelen örneğin kesinliği almamışsanız bunda hiçbir şey yok. Yani deney tekrar, ölçüm belirsizliği tekrar yapması falan gerektirecek bir durum yok. Belki bunları yarın daha detaylı konuşacağız. Ölçüm belirsizliği ilk sunumumuz yarın. Ondan sonra bunlara belki biraz daha değineceğiz. İlaç formülasyonları ve hayvan çalışmaları için akreditasyon söz konusu mudur? Söz konusu ise nasıldır? Herhalde bu GLP kapsamıyla ilgili bir soru olsa gerek. GLP yasal bir konudur. Son düzenlemeyle Türk Akreditasyon Kurumu GLP konusunda ulusal otorite olarak kanunen ilan edilmiştir ve onun üzerine gelen görev de bu ilandan sonra kurumun ulusal GLP programını hazırlamaktır. Ulusal GLP programı hazırlanıp yürürlüğe girdikten sonra o tatbik edilerek TÜRKAK ve GLP ile yakın ilgili diğer kamu otoriteleri Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı TÜRKAK müşterekliğinde bu konuda GLP sertifikasyonu gerçekleştirilecektir. Bu 2013'ün ve 2014'ün sıcak konusu olarak gündemdedir. Buyurun. Söz konusu olabilir mi bu tür metotlarda? Çünkü formülasyon geliştirici firmalar her zaman farklı ürünlerle bize geliyorlar. Biz onun içeriğini zaman zaman bilmiyoruz ve metodu uygularken farklı değişkenleri formülasyonun isteğine göre değiştirmek zorundayız. Şimdi böyle bir durumda akreditasyon, bir metot akreditasyonu önerilebilir mi acaba? Onu öğrenmek. Soru bu getirdiğiniz boyutla benim boyumu aştı. Buyurun. Şimdi standartın 5-4 maddesine dikkatle bakarsanız
Orada şeyden bahseder, laboratuvarın rutin olarak uyguladığı test metodundan bahseder. Yani bir konuyu akreditasyonu, bir metodun akreditasyonundan bahsedebilmemiz için o metodun rutin olarak laboratuvarda uygulanabilmesi lazım. Sizin bahsetmiş olduğunuz örnekteki gibi formülün içeriğine göre, çıkan ürüne göre veya işte az önce bahsetmiş olduğumuz değişkenlikler olacak şekilde sürekli değişebilen bir test metodundan bahsediyorsak bu zaten rutin uygulamaya tabi olabilen bir metot olamayacaktır, doğası gereği olamayacaktır. Haliyle de akreditasyonun konu bir çalışma olamayacaktır ama Atakan Bey'in de bahsettiği gibi GLP aslında sizin bahsetmiş olduğunuz alana daha çok hitap edecek. Böyle talepler geliyor çünkü en azından bu yöntem akredite midir diye firmalar soruyor. Ben de o yüzden öğrenmek istedim. Teşekkür Plastik mekanik testleri için ölçüm belirsizlik hesabı konusunda önerebileceğiniz yöntem kaynak var mı? İş denetçilerin ISO 17025 eğitimine dış eğitim alması gerekiyor mu? Dışarıdan eğitim alması gerekiyor mu? İç denetçilerin yapılan testler konusunda bilgisi olması gerekiyor mu? Herhalde yarın bu. Yarın evet cevaplandı. Birinci kısmı yarın cevaplandı. İkinci kısım iç denetçiler ISO 17025 eğitimini dışarıdan alması gerekiyor mu? İç denetçilerin yapılan testler konusunda bilgisi olması gerekiyor mu? İç denetçi eğitimi dışarıdan alınmalıdır diye bir şart. Zaten standardı incelediğinizde böyle bir talep burada yok. Böyle bir talep olmadığı gibi iç denetçi eğitimi alınmalıdır diye bir kesin bir talep de yok. Ama iç denetimi yapan kişinin eğitimli, vasıflı ve yetkin bir personel olmasından bahseder. Dolayısıyla sanıyorum sorunuza cevap vermişimdir. Evet, ikinci kısmını vermedim. İç denetçilerin yapılan testler konusunda bilgisi olması gerekiyor mu? Yine 17.025 standartında 4.14'te deney ve kalibrasyon faaliyetlerinin de programlamaya dahil edilmesi, iç denetime dahil edilmesinden bahseder. Evet, bu kısmı denetleyecek olan iç denetçinizin metotları uygulayıcısı kadar detaylı bilmese de değerlendirebilme, denetimi yapabilme kabiliyetine sahip olması gerekir. Peki, hemen devam edin lütfen. Laboratuvar bilgisayarda müşteri ismiyle sonuçları saklıyorsa bu müşteri gizliliği sağlamak bakımından, bu müşteri gizliliğini sağlamak bakımından bir sorun mudur? Laboratuvar bilgisayarında müşteri ismiyle sonuçlarını saklıyorsa bu müşteri gizliliğini sağlamak bakımından bir sorun mudur? Bu bilgilerin diğer müşterilere ne kadar açık olduğuna bağlı olarak bu sorunun cevabı değişecektir. Siz müşteriye ait sonuçlarınızı bilgisayar ortamında herkesin ulaşabileceği şekilde muhafaza ediyorsanız bu tabii ki bir gizliliğe bir sorun teşkil edebilir ama bunun haricinde belli bir kontrol mekanizması dahilinde diğer müşterilerinizin, işte laboratuvarında kendi analizini izlemeye gelen müşterilerin göremeyeceği şekilde bir muhafazadan bahsediyorsa gizliliğe engel bir tablo olmayacaktır. Burada sormak istediğimiz şey şuydu, sadece bazı randevu laboratuvarlarımız var bizim çalışan ve burada sadece müşteri isimlerini görüyorlar. Yani daha alt bir bilgi görmüyorlar. Yani klasörlerde isimler olarak saklanıyor. Deneylerin muhteviyatı gereği öyle bir saklama, ayarlar sebebiyle öyle bir saklama gerektiriyor. Yani maksimum görebilecekleri şey diğer müşterinin isimleri olabilir ki hani o da bir anlık da geçecek bir şeydir ama biz bu konuda çok emin olamadık. Yani tamamen yani izlenebilirlik vesaire her şeyi sağlıyoruz bunlar dışında evrak kayıt numarasıyla ama bu yani isim sadece ismin görülmesi müşteri gizliliğine aykırı bir durum mudur? Tabii bu bir yorumlama olarak söyleyeceğim şu anda. Başka bir müşterinin diğer müşterilerinizin isimlerini görmesi gizliliğe aykırı olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Çünkü belki de diğer müşteri bir patent için, yeni bir çalışma için size bir numune gönderdi. Spesifik bir alanda çalışıyorsunuz ve bu çalışmasının başka taraflarca bilinmesini istemiyor. Bu bir olasılık olabilir. Bu çerçeveden baktığımızda müşterilerinizin diğer müşterilere ait bilgilere erişimini, ulaşmasını mümkün olduğunca sınırlayabilecek bir dosyalama, muhafaza sistemi oluşturmanızın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Peki biz bunun görülmesini engelleyici bir iş şeyi yaratsak, yani şu anlamda hani bu şekilde dosyalamayı korusak ama bu dosyalama müşterinin yanında açılmaz, daha önceden açılarak hazır edilir, bu konudaki önlemler alınır gibi bir koruma yöntemiyle yani uygulama yöntemiyle bunun önüne geçebilir miyiz?
Yani anlamında, yani biz bu uygulamayı yapsak, yorum olarak soruyorum, kabul edilebilir olur mu o zaman? Yani şu anda açıkçası laboratuvarımızdaki durumu, hani müşteri nasıl gelecek, o dosyalar nerede, ne şekilde muhafaza olacak, hiçbirini bilemediğim için vereceğim cevap çok sizi tatmin etmeyebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, taşeronla çalışmayan bir akredite kalibrasyon laboratuvarında ISO 17025'in ilgili maddesi için uygulanabilir değildir şeklinde bir açıklama yapılması yeterli midir? Yoksa kullanılmamasına rağmen doküman hazırlamaya gerek var mıdır? Yani ortada fiilen bir taşeron kullanımı söz konusu değil ise bu madde düşer. Uygulanabilir değildir. İlave açıklayıcı niye taşeron kullanılmıyor hususunda ifadeler veya izahatlara gerek yoktur. Bakteriyoloji ya da mikroloji laboratuvarı gibi kültür yapılan tıbbi laboratuvarlarda yöntem geçerliliğinin kanıtlanması için nasıl bir yol izlenebilir? ISO 15189 ilişkili 5. madde ISO 17025-54. Laboratuvarlar arası karşılaştırma referans materyalinin olmadığı durumda nasıl tespit edilir? En az kaç katılımcı gerekir? 9 Eylül Üniversitesi, Doktor Aydan Hanım. Evet, soruya hemen cevap yetiştirecek bir uzman arkadaşımız belki yok. Yani tabii. Gündemde tutalım bu soruyu. Yarın bu konuyla ilgili bir şey olursa paylaşalım. Erdemir Kalibrasyon Merkezi'nde kalibrasyon sonuçlarının değerlendirilmesinde hata, mutlak hata artı ölçme belirsizliği küçüktür tolerans kriterini kullanıyoruz. Bu durum akreditasyon açısından bir problem oluşturur mu? Soruyu bana yönlendirmiş Mehmet Aydın arkadaşımız. Hata artı ölçme belirsizliği toleranstan küçük olmalıdır veya toleransa eşit olmalıdır kriteri kullanılıyor. Teorik baktığımızda olması gereken toleransa göre hata artı ölçme belirsizliği kombinasyonunun en az 10 defa küçük olması lazım kritik kalibrasyon çalışmalarında. Günlük ölçüm çalışmalarında ise bunun 4 defa daha küçük olması şeklinde literatürü okuduğumu ve bu literatürün tatbik edildiğini biliyorum. Özellikle askeri nitelikli laboratuvarlarda. Buyurun. Bir küçük katkıda bulunayım ben de. Şimdi arkadaşlar bu kalibrasyon sertifikaları belki yarın konuşacaktık ama en büyük sıkıntılarından biri de burada. Şimdi kalibrasyon sertifikalarında sapma diye verilen bir şey var. O bizim biyas hatası dediğimiz hata. Bunlar size düzeltilsin diye veriyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bu düzeltiliyor, bunu bir kenara koyuyorsunuz. Oradaki ölçüm belirsizliğinin, kalibrasyon sertifikalarındaki ölçüm belirsizliğinin sizin önceden verilmiş olduğunuz kabul kriterlerinden küçük olması gerekir. Bu kabul kriterlerini laboratuvarlar neye göre belirler? İlgili deney metodunda verilen tolerans değerlerine göre veya yoksa kendi kabulleri de olabilir. Ama bir şey ortaya koymanız gerekiyor. Yani bu tip metotlar uygulanabiliyor. Örneğin cam eşyalarda toplam ölçüm belirsizliği yaparken dine göre değerlendirmek gerekirse bu tip değerlendirmeler yapabiliyor. Bu laboratuvarın tercihi olan bir şey. Ama bunları sanıyorum yarın daha detaylı olarak da konuşacağız. Ama benim size şiddetli tavsiyem bu. En önemli konu herhangi bir ölçüm aletinden gelen ölçüm belirsizliğinin toplam ölçüm belirsizliği içindeki payını değerlendirmeniz. Davranışlarımızın çünkü ona göre değişmesi lazım. Bunu belki daha yarın da daha detaylı olarak konuşacağız. Akredite olduğumuz test için yeterlik testi düzenleyen laboratuvarların tümü Z-score rapor ediyor ise ve akredite olduğumuz test için müşteri taleplerimizle değerlendirilerek belirlenen ölçüm belirsizliğimiz geniş ise ne yapılmalı? A. Hiçbir yeterlik testine katılınmamalı. B. Bu testlere katılıp sürekli düzeltici önleyici faaliyet yapmak gerekir gibi yapmak gerekiyormuş gibi görünmek. Çünkü belirsizlik geniş olduğunda sürekli Z skorumuz bizim 3 olacak. Z küçük Z 2 ile 3 arası olacak.
belirsizliğinizi düşürün. Laboratuvarlardaki deney laboratuvarlarının katılmış olduğu yeterlik deneylerindeki raporlamanın genellikle Z-score üzerine olmasının bir sebebi var. Fatma Hanım'ın sunumunu incelediyseniz bilmiyorum, en sonunda IMAP'ten verilen bazı veriler vardı. Dikkatinizi çekti mi bilemiyorum. Ve laboratuvarların ölçüm belirsizliği verileri dikkatinizi çekti mi? Ne kadar geniş skalada olanlar da var bunların içindeki çoğunluğu da böyle. Deney laboratuvarında ölçüm belirsizliği konusunda hala bazı sıkıntılar olduğundan ötürü aslında organizatörler zeta skoruna göre değerlendirmektense z skoruna göre değerlendirmeyi tercih ediyor. Çünkü ölçüm belirsizliği bir laboratuvarın ne kadar genişse ve bu paydaya indiği sürece siz zeta skoru olarak hep başarılı olursunuz zaten. Ama ölçüm belirsizliğiniz neyi etkilemez? Z skorunuzu etkilemez. Dolayısıyla bu değerlendirmeler o yüzden z skora göre yapılıyor. Yani ölçüm belirsizliği bir laboratuvarın ne kadar yüksekse zeta skoru o kadar ikiden düşük olacaktır. Ve siz ama sizin yok. Organizatörün var. Şimdi şöyle, yeterlik deneyinin sonucunu siz değerlendirmiyorsunuz. Yeterlik sonucunun yeterlik deneyinden elde ettiğiniz sonucun Z-skorunu, Z-skorunu, EN-skorunu veya diğer değerlendirme yöntemini sizin katılmış olduğunuz yeterlik deneyi organizatörü değerlendiriyor. Bu noktanın altını çizmem lazım. Dolayısıyla siz size gelen sonucu yeniden kendinize göre bir Z-skor verilerek değerlendiremezsiniz. Ancak işte UME size bir rapor gönderdiğinde orada bir Z-skor değerlendirmesi var. O Z-skorunu değerlendirmesini yapmak da organizatörün görevidir. Ve siz de bu yeterlik deneyine katılacağınız organizatörü seçerken zaten bunları bir kriter olarak önceden değerlendirip ona göre katılmış olmanız gerekiyor. Ben de çok net bir soru sordum. Z-score'la rapor yer yoksa yeterlik testine katılmamalı mıyım? Türk Akın Politikası sizin yeterlik testlerine katılmanız yönünde, dolayısıyla katılmak zorundasınız. O laboratuvarlar değil, yani zeta skoru da, z skoru da, EN skoru da organizatör hesaplıyor. Sizin laboratuvar olarak göreviniz, organizatörün size göndermiş olduğu nihai rapora baktığınızda değerlendirme yöntemi, hangi değerlendirme yöntemini kullanmışsa o yönteme göre başarılı mısınız, başarısız mısınız? Ve bu başarısızsanız eğer ona yönelik olarak 17.025'in gerektirdiği çalışmaları yaptık. Zeta skora geçerek bir şey yapmaya çalışmıyorum. Sadece Z skorda şüpheli görünen aralığa takılmış durumdayım. Yani Z skor zaten büyüktür 3 ise Zeta skorla bir şey kanıtlamaya çalışmaz bir insan. Ben şüpheli görünen durumu Zeta skorla düzgün gösterebiliyorsak belirsizliği katıncadan bahsediyorum burada. Ve yani Zeta skoru raporlamadıkları için mecburen katıldığımız için de sürekli geniş ölçüm belirsizliği olan bir yer olunca da sürekli o aralıkta çıkar. Matematiksel olarak bu böyle yani. Biz bir metodun kendiliğinden var olan ölçüm belirsizliğini nasıl düşürebiliriz ki? Yani bu bahsettiğim yöntemler cihazlarla, ISPOS'lerle, VES'lerle yapılan şeylerden bahsetmiyorum. Gayet gravimetrik, böyle insan eliyle falan yapılan şeylerden bahsediyorum. Bazı metotların kendi sınırı da vardır yani. Şimdi Türk Akreditasyon İbrahim Bey de lafınızı kesti. İbrahim Bey de söylemişti. Bir laboratuvarın ölçüm belirsizliği genişse ve ona müşterisi daha darına ihtiyaç duymuyorsa ve bu yüzden Z-score'da bu dediğim duruma düşüyorsa bunda bir düzeltici faaliyet arayınca ne bulacağız onu da bilemiyorum. Şimdi şöyle diyeyim. Pardon. Ölçüm belirsizliğinizin yüksek olması Z-score'unuzun 2'ye ve 3 aralığına düşmesine bile bilgisi yok. Z-score'unda çünkü ölçüm belirsizliği
parametre değil. Z skor hesaplanmasında, zeta skorunda parametre. Bunun haricinde Türk Akreditasyon Kurumu olarak biliyorsunuz bizim de kuruluşlardan talep ettiğimiz bazı noktalar var. Bunlardan bir tanesi